3 dakikada film analizine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Kaman kardeşlerin Cem Yılmaz destekli son filmleri Deli Aşık. Kendini acımıyorsan anana babana acı lan. Benim anam babam yok ki hocam. Tedaviye cevap vermiyor. Biz. Geçen senenin en nitelikli ve eğlenceli yerli komedilerinden Kaçma Birader, dikkat çekici tonuyla, şakalarıyla ve belki de özgün mizah anlayışıyla öne çıkmıştı. Bu sene Kaman kardeşler bir kez daha senaryoyu ellerine alarak başrol Emrah Kaman'ı, yönetmenlik koltuğuna da Murat Kaman'ı yerleştirerek bir anlamda kendi arayışlarını ortaya koyuyorlar bir kez daha. Burada Cem Yılmaz destekli bir romantik kaba komedi izliyoruz. Emrah Kaman'ın tesadüflerden, sakarlıktan ve tuvalet mizahından beslenen nevi şahsına münhasır sahne kimliği. Burada da aslında yanlış anlaşılmaları da devreye sokan bir mizah anlayışına ulaşıyor. Madcap mizahından da beslenen bu komedi anlayışı aslında Çakallarla Dans'ta %100 anlamda yerine getirilemiyor bizde seri olarak. Bu sebeple Kaçma Birader'de köyden indim şehireyi günümüze taşıyan formül dikkat çekici bir hal almıştı. Ama oradaki Alga Eke, Melek Baykal, Cihan Ercan, Nursel Köse gibi isimlerden, profesyonel yan oyunculardan, yardımcı oyunculardan ve yan hikayelerden destek alan senaryo her anında ilgi çekici hale gelebilmişti. Deli Aşk da daha ziyade Maraş dondurmacısı karakteri üzerine kurulu bir mizah anlayışı var. Bu ağzı fazlasıyla laf yapan gözlemci karakter üzerinden aslında onun şaşkınlıklarını, yanlış anlamalarını, tesadüflerle yüzleşmesini ve aşk hikayelerini gözlemliyoruz. Bana kalırsa bu durum karşısında biraz Şahan Gökbakar'ın Celal ile Ceren'ine Kaman kardeşlerin cevabı olarak anılabilir Deli Aşk. Buradan da Şafak Pekdemir, Pelin Akil gibi oyuncular hani %100 anlamda tatmin etmese de yan rollerden özellikle Cem Yılmaz'ın çok az gözükse de dikkat çekici olması. Bunun yanında Pamuk Tarlası yan hikayesinin filmin en eğlenceli kahkaha katsayısını arttıran anlarını karşımıza çıkarması ilgi çekici. Aslında Kaçma Birader'deki gibi bu yan hikayelerin biraz daha üzerine gidilebilirmiş. Bu konuda bir özen göstermemiş Kaman kardeşler bu kez. Hakan Altun kendini oynayarak aslında öne çıktığı sahnelerde filmi şenlendirmeyi beceriyor. Deli Aşk, eğlence garantisi veren bir komedi filmi. Emrah Kaman'ın kendi nevi şahsına münhasır sahne kimliğindeki matraklığı dikkat çekici bir hale geliyor. Ve o kendisini bütün oyunculardan, komedi oyuncularından ayıran yeteneği ve yaklaşımı da bu sayede en azından ilginç anlara vesile oluyor. Benim Deli Aşk'a puanım 10 üzerinden 4,5. Sizin Deli Aşk'a puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.